hemşerilerim, uzunca bir aradan sonra tekrar beraberiz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bildiğiniz üzere Mustan Sokağı adlı bir kitap yayınlamıştık. Bu kitaptan esinlenerek stüdyoda bunu bir araya getirelim. hem Hemşerilerimi de söyleşi kapsamında davet ederek bu konuyu işleyelim diye başladık ve arkası devam ediyor. En son kaydımız, bu söyleşi yapıtımız 16. hemşerimizle sona ermişti. Fakat baktık ki sokakta hemşerilerim bana hani neredeyse beni niye davet etmedin Erol Bey diye söylediler. Kinayeli bir sözü bu. Ben de bundan esinlenerek bazı arkadaşlarıma yolda rastladığımda benimle söyleşiye katılmak ister misin demiştim. Ve bunlardan bir tanesi de sevgili İbrahim Karabenli oldu. Şimdi stüdyomuzda İbrahim Karabenli ile birlikte söyleşi yapacağız. Ondan önce çok kısa bir footnote olarak şuna dokunmak istiyorum. 18 e, yapıt vardı. Bunların bazıları aile olarak eşleriyle geldiler. Bazıları yalnız geldiler. Şimdi bu e, listeden... Elimizdeki o yaptığımız arkadaşlarla yaptığımız söyleşiden kişileri çok yakından tanıdığım kişilerde bunlar. Bunlardan ikisi maalesef aramızdan ayrıldılar. Önce Kamil Dürüst hocamızı, abimizi kaybettik 2010 yılında. Arkasından Burhan Çubuk abimizi kaybettik. Onu da 2015 yılında. Onları bu vesileyle rahmetle, sevgiyle, hasretle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Efendim, değerli kardeşimiz İbrahim Karabendi aramızda. E, ailesini, kardeşlerini çok yakından tanımıştım. Şimdi kendisi stüdyomuzdalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. E, siz tabii uzunca yıllar Marmaris'in dışındaydınız. Ama ben de pek bilmiyordum uzun süre nerelerde ne yapıyordunuz. Ama her konuda söyleşiye başlarken biraz da e, misafirimin, konuğumun, e, biyografisiyle başlamak istiyoruz. Yine aynı şeyi devam ettireceğiz. Efendim kısaca bize biyografinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben de bütün Marmaris'li hemşehrilerime sağlık ve afiyetler dilerim öncelikle. Buraya davet ettiğiniz için de çok çok teşekkür ederim. E, biliyorsunuz Karabenli sülalesi Marmaris'in çok eski ailelerinden birisi. E, kısaca anlatacak olursak ben 1951'in 2 Ocağı'nda yılbaşının ...hemen ertesinde doğmuşum. Ee, onun için de yılbaşıyla... ...doğum günüm hep karışır ve... E, ...iki... E, ...güzel günü... ...bir tek olarak e, kutlarım... ...ve hediyeler hep yarım gelir. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla... ...daha sonra ilkokulu... ...tabii ki burada arkadaşlarla... ...beraber okuduk. Ortaokul birinci sınıfta... ...ailemiz tabii çok kalabalık. Altı çocuk, anne, baba... ...büyük anne... Ee, halam e, benden önce amcam falan hep bir aile olduğumuz için anneannem beni ortaokul birinci sınıfta İstanbul'a götürdü. Ee, fakat ben büyük bir aile özlemi e, ve arkadaş özlemiyle yazın geldiğimde bir daha gitmek istemedim. Ortaokulda e, ikinci ve üçüncü sınıfı da e, gene Marmaris'te okudum. okudum. Daha sonra e, bu defa Metin abim beni yok sen burada kalmayacaksın sen okuyacaksın deyip Kabataş Erkek Lisesi'ne yazdırdı. O sene de Kabataş'a e, imtihanla giriliyordu. Ben bu imtihanı kazandım ve Kabataş'ta başladım. Fakat yine de e, yaz gelince her şey değişiyor. Bütün Marmaris gözünüzün önünüze geliyor. Arkadaşlarınızla uzun yalıda denize girmeleriniz, dalmalarınız, midye çıkarmalarınız. Ee, bu özlemlerle koştura koştura Marmaris'e geliyorsunuz ve bir daha gitmek istemiyorsunuz. Babam da dedi ki oğlum olmayacak bu iş. Gel seni sağlık kolejine yazdıralım. Ee, 4 senedir orası. 4 senede oraya okudum. Fakat sağlık lisesini bitirdikten sonra lise mezunu sayılmıyorsunuz. Meslek lisesi oluyor. Evet. Bu defa e, Bursa'ya tayin olmuştum. Abim dedi ki, Metin abim Allah rahmet eylesin. Çok büyük bir adamdı. Kendisi mutlaka liseye devam edeceksin. Liseyi bitirip üniversite imtihanlarına gireceksin. Benim gibi sonradan nacar kalmış birkaç arkadaşla tanıştım ve onlar Bursa Erkek Lisesi'ne kaydolmuşlardı. Ben de hemen kaydoldum. Bursa Erkek Lisesi'ni de başarıyla bitirdim. Demek ki lise serüvenim 6 sene sürdü. Daha sonra üniversite imtihanına girip Bursa Akademi'yi kazandım. Ve işletme mezunu olarak 4 senelik okulu bitirdim. Sonra da işte hayatım, meslek hayatım başladı. Evet. Ve böylece devam etti. Gene arada sorularınız varsa. Ve emekli oldunuz. Tabii yani emeklilik çok uzun bir süreden sonra oldu. Özel sektöre geçtim. Özel sektör tabii bir devlet sektörü gibi değil. Orada grubundan çok şeyler öğrendim. Daha sonra bir e, Musevi şirketine transfer oldum. Resmen transfer diyorum. Futbolcu evet, transferi evet, gibi. Evet. Göztepe'deki evimi o transferle aldım. Böyle büyük bir e, evet. meblaydı. E, başarılıydım herhalde ki beni seçtiler. Evet. Genel müdürlük yaptım onlara 5 sene boyunca. Ee, orada da çok değerli insanlarla karşılaştım ve onlardan çok çok şey öğrendim. Ee, ticaretin piri onlar. Bence ilk bir grubu, daha sonra bu Musevi e, vatandaşlarımız. Daha sonra da e, pazarlama, genel müdür arıyordu ve beni teklif etmişler. E, oraya geçtim. Daha sonra Asil Nadir'deydi o zaman. Daha sonra çok kısa bir süre sonra da satıldı ve zor grubu aldı. Zor grubu ile çok iyi <laughs> ilişkilerimiz oldu ve oradan emekli oldum. Evet. evet. Yani zor grubu da e, şöyle diyebilirim, benim e, da ve e, Musevi vatandaşlarımızdan öğrendiğim bütün ticareti e, tatbik edebildiğim, geliştirebildiğim, e, yalnız başıma karar verebildiğim muazzam bir e, şirket ve şu anda da e, en büyük şirket olarak devam ediyor Avrupa'da ve Türkiye'de. E, sayın Karabenli, biyografiniz içerisinde <laughs> ben de çok yakından olmasa da tanıdığım sevgili abiniz ağabeyinizden evet. bahsettiniz. Onu yad ediyoruz. Sağ olun. Büyük bir Saygıyla, sevgiyle anıyoruz. Ondan kısaca bahsedelim mi? Çok teşekkür ederim. Abim e, çok humanist, çok çalışkan bir adamdı. E, kısaca şöyle söyleyeyim. Hukuk fakültesini bitirirken polis akademisinde imtihanlara girdi ve onu da kazandı. Ve e, önce... Polis akademisini bitirdi. Daha sonra da hukuk kalitesini bitirdi. Yani iki üniversite bitirmiş birisidir. Ve İstanbul'da hiçbir doğu hizmeti yapmadan 30 sene bir fiil kendi bölümünde kriminastik, balastik uzmanıydı. Ve Türkiye'deki ilklerden birisiydi. Ahmet Söylemez hocasından sonra o ilkti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne Evet. Başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ve kendisi birinci sınıf emniyet müdürü oldu. Daha sonra da baş müfettiş oldu. Ve bir anekdodunu anlatayım. Çünkü biz her hafta İstanbul'da birlikte olur bir yemek yerdik. Ve gün aşırı da telefonla görüşürdük. Çünkü İstanbul malum bir yerden bir yere eskiden de 45 dakikaydı. Şimdi belki bir saat bir buçuk saat mesafe. Bütün imkanlara rağmen onun için telefon görüşmeleri daha fazla olurdu. Ee, yani o benim annem babam her şeyimdi ona danışmadan onunla söyleşmeden bir şeye karar vermek benim için biraz zordu ee, bir gün böyle çok sinirli ve öfkeli bir şekilde yemek yiyoruz adama bak ya dedi adama bak ne oldu abi hayır ola dedim benden uzmanlığım konusunda yanlış ve yalan söylememi istiyor Allah Allah dedim ya. Kimmiş bu bilmem ne bakanı. Evet. E sen ne dedin abi? Senin bakanlığın gelip geçiş ama benim mesleğim ve Türkiye sevgim daha devam edecek. Ben hiçbir kimseyi ayırt edemem. Onun için Sayın Bakan siz biraz daha düşünün. Dedim ve telefonu kapattım dedi. Hemen kalktım yanaklarından öptüm. Yani böyle bir adamdı kısaca, böyle bir adamdı. Evet. Fakat çok ıı, genç yaşta ve, ve Türkiye'ye çok çok daha faydalı olacağı evet. bir dönemde maalesef vefat etti. Kalp krizi geçirdi ve evet. vefat etti. Bir tek daha şimdi aklıma geldi. Bütün bu kriminalistik ve balastik konusundaki tespitleri İstanbul mahkemeleri tarafından eğer altında Metin Karabenli imzası varsa hemen kabul edilirdi. Yanlış yoktur, Yok. yalan yoktur, evet. rüşvet yoktur diye. Bunu Marmaris'ler de biliyordu. Metin evet. geldiği zaman Marmaris halkı adeta onu kucaklıyordu. Çok seviyordu arkadaşları da öyle. Sağ olsun. Bu vesileyle programımızın biyografik bölümünde bizim kayda önceden geçmediğimiz bir konuyu da doğaçlama olarak hatırladım. Ve Sağ onu ol. da bahsetmekten büyük memnuniyet duydum. ...ben de tekrar ruhu şad olsun diyorum. Allah rahmet eylesin. Ve çok çok teşekkür ederim. Kenar senaryomuzun diğer bir bölümünde... E, ...mesleğiniz gereği... ...göreviniz gereği daha az yani... Evet. ...bütün ülkelere gezdiniz. Belki evet. üç kıtada... ...görmediğiniz yer az kalmış. Bana anlattığınıza göre. Evet. Şimdi bunlardan... ...tabii onlara da geçmeden önce... ...bu okulda... ...İstanbul'daki okul hayatınızdan sonra şeyler yaz tatillerinde Marmaris'e geliyordunuz. Evet. Her yıl bir kere en azından gelmiş olsanız, her yıl Marmaris'i biraz daha değişik buluyorsunuz, bul, bulmuşsunuzdur. Ne diyeceksiniz o yıllar için Marmaris'e geldiğiniz günlerde? Şimdi e, Sayın Uyaral Bey, size küçük bir ortaokul anekdotu anlatayım. İnsanlar birbirlerini nasıl görüyorlar? Bu bir e, Anekdot olarak kalsın. Ortaokul birinci sınıfa Kız, e, Kızıl Toprak Ortaokul'da, daha sonra Kenan Evren Ortaokulu ve lisesi olmuştu. Oraya gittiğim zaman tamamen bir taşralıydım. Yani bir Marmaris çocuğu. Şimdi Marmaris çocuğu nasıl konuşur, nasıl davranır, nasıl küfreder, <laughs> ben de hepsi var. Şiveleri orada da çocuklarla kullanıyor muydunuz? Ya bazen mecburen ben başka birini kullanıyor muydunuz en azından? Tabi. Bu taşralı falan. Tabii. Şimdi, Mesela bir tanesini söyleyelim. <laughs> Marmarisli olarak İstanbul'dasınız. Ve İstanbul çocuğuyla arkadaşsınız, okuldasınız. Mesela, Şimdi ben arkadaş olmak istiyorum. Napturun <laughs> lan filan. Gelsene <hele>, arkadaş <laughs> olsa gel. <laughs> <Evet. gülüyor> Tabii ondan sonra küfürler vardı. Bir şey ters... Falan <laughs> filan diyelim. böyle. Ondan evet. sonra işte gelmiyor musun diyemezdim. Gelmeyelim, gitmeyin. Hocam bir Hocanın zaman geliyle falan gibisinden böyle bana taşırıl taşırıl diye dalga geçerlerdi. Hatta şöyle bir şey var. Bir gün beni Türkçe hocası koridorda bu şekilde konuşurken duymuş ve beni yanına çağırdı. İşte İbrahim bir daha böyle konuşmayacaksın. Konuşmalarına dikkat edeceksin. Burası İstanbul. Burası ortaokul. Sakın bu şekilde konuşma diye beni uyarmıştı. Fakat arkadaşlarım benim biraz daha bu konuşmalarımdan dolayı e, hiddetlendiğimi ve üzüldüğümü tabii ki biliyorlar. Biraz da e, şey yapıyorlar. Zorlanıyor muydun? O yeni Çok zorlanıyordum. Konuşmalara? Çünkü Karadenizliler biliyorsun. Onlar hiç ihtimali, bırakamazlar. Değil mi? Aksanlarını hiç değiştiremezler. Değiştiremezler. Belli olur. Şimdi tam o gelirken beni öyle bir kızdırdılar ki ben gene o galis küfürlerden bir tanesini salladım. Evet. Sallamışım daha doğrusu. Türk Hoca hocası da sınıfa girmiş. Kim o? abi İbrahim. Başka taşralı yok. Bana bir temiz dayak attı. Öyle <laughs> evet, O zaman dayak o, o bizim miladımız oldu. Evet, oldu. Sonra böyle dura dura İstanbulca konuşmalar falan devam etti. İşin öbür tarafına gelelim. Şimdi ma İstanbul'dan Marmaris nasıl görünüyor? Marmaris'ten evet, evet, İstanbul evet. nasıl görünüyor? Veya diğer şehirler nasıl görünüyor? Ee, ben buraya geldiğimde e, annem tabii ki bütün Türk kadınları gibi çok çok çalışkan. E, zaten bir sürü ee, evlat var, var, yemek var, babamın e, birazcık alkollü durumu var, var. E, nazı var, çilesi var, her şey evet. var yani evet. hepimizde. Evet. Ee, üzülürdüm ve kardeşlerime şöyle e, davranırmışım. Annemin için bu kadar üzüyorsunuz. Yapmayın kardeşlerim. Gelin ben size başka bir şey anlatayım. Falan gibisinden çok kibar, tamamen İstanbul lehçesiyle e, konuşmalar yapardım. Bu sefer kardeşlerim, hadi nasıl konuşuyor bu? <gülüyor> <gülüyor> evet, böyle davranışlarda bulunurlardı. E, sonradan e, şimdi istediğim zaman Marmarisçe, hani nasıl İngilizce, Fransızca gibi istediğim zaman da İstanbulluca konuşmasını biliyorum, konuşabiliyorum. Zaten. Evet. Ee, ne güzel. Ne güzel. Bazen birlikte olduğumuz zaman deniyoruz birkaç cümle, evet. söylüyoruz. E, tabii bunlar da bir e, şey e, ne derler e, tarihi anılar ve evet. e, kayıtlarımızda bu tür diyalekler e, konuşmalar var e, vazgeçilemiyor ondan evet. bazen kaçırıyoruz onu ama ben de memnun oluyorum onlar da kullanılsın kenarda köşede kalıp kaslanmasın diye. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi, sevgili Karabenli. E, dediniz ki işte görev icabı değişik yerlere gittim, evet. gördüm. Tabii bir e, gözümüz de daima Marmaris'tedir. Geldiğin Mutlaka. zaman değişikleri görüyordum falan. Bu altyapılarla bence kendini gösterdi değil mi daha ziyade? Mesela Mayıs aylarında tam <laughs> turistler gelmeye başladı. 70'li yıllar. Marmaris'in altyapıları bunca yapılan e, ot, ka, kap, şey, ot, e, konaklama kapasitelerini karşılayamayınca biz Rodos'ta 57 bin Efendim kapasite varmış yatak kapasitesi. Biz de o rakama ulaşalım. Hatta bazıları ben konuşurken e, toplantılarda e, biz 100 bin ka yatak kapasitesini kaldırırız diye iddialarda bulunmuşlardı. Ben altyapı hazır olmadan neyi kaldırıyorsun kardeşim demiştim. Ve beğenilmemişti benim konuşmam. Evet. E, şimdi sen bu farklılıkları gördün. Her gelişinde belki yollar kazılıyordu değil mi? Tavz, evet. duman, çamurdu. Evet. Evet. E, tabi kolay da olmadı bu. Marmaris'in alt yapısı temelinde biraz zayıf tutulduğu için Şimdi hala bakıyorsunuz ihtiyacı karşılayamayınca belediye başkanları da ne yapsın? Belediye görevlileri işleri ne yapsın? Marmaris'in her yıl bir yerini ele alıyor ve orayı daha iyi hale getirmeye istiyor. çalışıyor. Çünkü insanca sayı arttı. Marmaris'in köylerle beraber nüfusu neredeyse 100 bini geçiyor. Eskiden evet. o günlerde senin geldiğin günlerde 3.500 4 <laughs> falan kişiydik. Doğrudur. Doğru. Ki Doğru. Doğru. diye bu geçişten sonra tabii Marmaris'ten hiçbir zaman gönlün ayrılmadı. Mümkün Hep değil. İletişimi devam ettirdin. Ailem burada çünkü. Ee, geldiğin zaman farklılıkları gördün ama gördüğün yerlerde de hani Marmaris'te de şu şöyle olmalı gibi kıyaslamalarda yapmıştır mutlaka. Mutlaka. Şimdi Erol Bey şöyle iş dolayısıyla 20 ülke gezmişsem yani bunların daha çoğu Avrupa'dır ve uzak doğudur Daha sonra son 10 sene içerisinde kendime bir program yaptım emekli olduktan sonra ve bu ülke sayısını yaklaşık 55-60'a çıkardım. Öncelikle Müslüman ülkeleri gezmek istedim. Neden? Neden biz geriyiz? Neden gelişememişiz? Çünkü Avrupa'da biraz bilgim var. Evet. Ee, Yemen, Suudi Arabistan, Suriye, Mısır, Fas, Pakistan, İran, aklınıza ne geliyorsa hepsini gezdim hem de çok iyi bir tur şirketiyle ve kültür gezisi olarak 10 gün 12 gün bu şekilde. Daha sonra da iklimin acaba bunda ne tesiri vardır diye sıcak iklim hep o gittiğimiz yerler Müslüman ülkeler. Bir de İsrail'e gittim. 9 günde İsrail'i gezdik. Muazzam bir şaşkınlığa uğradım. Aynı iklim kuşağında olan bir ülkeler zincirinde neden İsrail bu kadar büyümüş, neden gelişmiş, her şeyi düzene konmuş ve ki terörle uğraşıyor, onunla uğraşıyor, bununla uğraşıyor ve 9 milyon. Şu andaki nüfusu, İsrail'deki nüfusu 9 milyon, dünyada da 9 milyon insanı var, 18 milyon. Bütün İsrail 18 milyon. Hadi 20 olsun evet. ben gittiğimden bu yana, olamaz da 20 milyon olsun. Gördüm ki sistemli çalışma. Şimdi bir profesör arkadaşım var İstanbul'da. Almanya'da eğitimini görmüş. 17 yıl Almanya'da kalmış. Orada doktorasını vermiş. Üniversitede öğretim görevli yapmış. Daha sonra da özel bir sektörle Türkiye'ye gelmiş ve hem kapı komşumuz. Dedim ki adı Tahir. söylemem bir mahsur yok. Tahir Bey Almanya ile sanayi yönünden aramızda ne fark var? Biz Almanya'ya ne zaman yetişebiliriz? Almanya şu durumda dursa biz 50 sene çalışsak Almanya'nı yakalarız dedi. Almanya durmayacağına Duruz. göre <laughs> biz bunu yakalamamıza <laughs> imkan yok. Evet. Peki zihinsel olarak aramızda kaç sene var dedim. Zihinsel, zihinsel olarak, olarak, düşünce olarak, e, yapımız olarak. Onu bana hiç sorma dedi. En az 100 sene var dedi. Evet. Yani bir Avrupalı gibi düşünmek, onun gibi hareket etmenin e, biz ile arasında 100 sene var. Tabi bu herkes için aynı şey değil. Peki. Toplumlar olarak konuşuluyor. Tabii. genel olarak. Bir İsrail'de, bir e, Arap toplum içinde, bir Müslüman toplum içerisinde 100 sene düşünsel farkı var. Bizle nasıl bu fark varsa, evet. bir Anadolu insanı. Türkiye'de çalışıyor bir fabrikada, verimliliği yüzde 40, yüzde geçmiyor bir fabrikada çalışıyor. Almanya'ya gidiyor aynı adam, yüzde evet. 85. Evet. Ya kardeşim Türkiye'de de çalış yüzde 85, ferah içerisinde ol, primini al, ustabaşı ol, daha şey ol, usta ol. Yani her şey Türkiye'de mümkün. Evet. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Çok özür dileyerek hani kendimden bahsediyormuş gibi olacaksın olacağım ama üniversiteyi bitirdim. Ben aynı meslekte kalsaydım hemen bana devlet 2-3 derece veriyordu. Ve bütün arkadaşlarımdan daha fazla maaş alıyordum. Hayır dedim ben özel sektörde çalışacağım. Ve maaşımdan daha az bir maaşla ticarete girdim. Bir buçuk sene sonra bölge müdürü oldum. Aradan bir yıl geçtikten sonra da satış müdürü oldum ve on yıl boyunca bütün Türkiye'nin satış müdürüydüm. Ticaret milyarlar trilyonlar ciro. Genelde isim vermeyelim. firma isimleri vermeyelim. Ha evet kusura bakmayın. Şimdi bu bu şirket ...ve herkes çalışıyor. O şirketi kuran öyle bir mekanizma kurmuş ki çalışmadan para yok. Ama bizim kamu sektörlerinde, diğer sektörlerde çalışsan da para var, çalışmasan da para var. Evet. Sonra hiç kimse ülkesini düşünmüyor. Hiç kimse. Ha Marmaris'e gelelim şimdi. Ben en iyi. Ne yapıyorum ben? Ne yapıyorum ben? Ben bir şey mi yapacağım? Ya sen hiçbir şey yapma. Cumhuriyet Bayramı'nda git Adana saygını göster. Hiçbir şey yapamıyorsan. Saygını göster. 10 Mayıs'ta bir, bir duru yerinde. Evet. Şimdi de 25 Şubat'ta Yüce Atatürk'ümüzün evet. Marmaris'e ikinci defa gelişi var. Deniz Ben her sabah kalkarım e, Cumhuriyet Bayramında efendim işte e, Atatürk'ün 25'i burada olduğum sıralarda giderim e, Marmaris'e gelişinde ve diğer bayramlarda 19 Mayıs'ta çelenk e, sunumlarında bakarım sembolik okul çocukları bayraklarıyla. Arkasından sembolik e, bando gelir bazen ba, bando ve şeyler e, örgütler. örgütler CHP, evet, evet, A evet. AKP evet. o da Mecbur resmen şey mecburdan koştura koştura öyle, son dakika öyle. bir e, evet. pantolon ceket giymiş bir kravat takmış Onu da halk doğru. halk nerede evet. halk nerede evet. ondan sonra e, cumhuriyeti bozuyorlar e, bozarlar kardeşim. Haberi var mı Türkiye'nin? Haberi var mı Marmarisinin bir liranın üzerinden Atatürk resminin çıkarıldığının haberi var mı? Yok. Ben en iyi. Ne ben yapıyorum? ne yapıyorum? Evet. Bu çalışmakta da böyle. Marmaris'in yazında, kışında da böyle. Artı ben ne görüyorum? Yurt dışında gidiyorsunuz. Kışın İtalya'ya gittiğinizde, Fransa'ya gittiğinizde, Yazın gitseniz de aynı, kışın gitseniz de aynı. Bırakın onu, bırakın. Bosna her gidin. Bosna her evet. Kışın da aynı, yazın da aynı. Evet. Onu da boş verin, onu da boş verin. Yani kafanızın kabul edemeyeceği bizden daha geri bir turistik ülkeye gidin. Evet. evet. Gidin. Yazın da aynı, kışın da aynı. Ama Marmaris'te iki kanun var, biliyor musunuz herhalde? Evet. Yaz kanunu, kış kanunu. Tabii. Yazın Motosikletler giremezse giremez. Kaçarsa cezasını yer. Kışın motosikletler her yere girer. Evet. Arkandan vurur, korne çalar. Hatta hatta beyefendiler arabalarını çarşının içerisine park ederler. Park ederler. Nereden evet. buldun kardeşim? Evet. Söker söker. Dibinden söker. Evet. O şeyleri, dubaları dibinden söker. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Şimdi ben de yazılarımda amatörce yazıyorum. Evet. Ee, ya... Hele yoğun olduğu zaman Marmaris yaz aylarında turist var, ee, park edecek yer yok. Evet. Ben bütün esnaf kardeşlerime Marmarislere dedim ki belli bir içmeler armut alanda oturanlar özellikle kendi arabalarıyla bir kişi Marmaris'e gelmesinler. Biliyorsunuz halk tipi o taşıtlarımız var evet. her yere. Onlara binsin gelsin, evine onunla gitsin. Gel yer varsa bizim otopark yapılacak yerimizi yerli veya yabancı turistlere verelim. Onlara yer bırakalım. Onlara evet. yer yok. Kışın da öyle, yazın da öyle. Evet. Peki turist geldi Muğla'dan bir özel arabasıyla Marmaris'i gezmek için nerede duracak? Şehrin içine girecek park yeri yok. 3-5 evet. tane var. Onlar kışın bile dolu. Öyleyse plan baştan bozuk. Evet. İşte o mesafe var ya, 100 senelik mesafe bu. Ha bir de şuna değineyim. Mesela şeye gittik. Doğu e, Balkan turuna. Kafilemizle beraber otele giriyoruz. Akşam saatlerinde. Yemek yiyeceğiz. Salona girdik. İki tane görevli var. Bu kadar başka turistler de var. İki tane e, görevliyle 40-50-60 kişi e, gelen turiste nasıl bunlar servis yapabilecek diye düşündüğüm zaman önce biraz tereddüt geçirdim. Evet. Sonra baktım o iki kişi canavar gibi çalışıyorlar o işi gördüler bitirdiler. Biz de oraya beş kişi koyarlar. On kişi koyarlar inanılmaz. Evet, Değil mi? 2 evet. kişinin yapacağı işi biz on kişiyle yapıyoruz. Bakın yollarda işte ot kesen çalışan insanlarımıza birisi sigara içiyordur. Devamlı <laughs> olarak. Birisi yanında oturuyordur. öbürkü ki evet. yalnız başına çalışıyordur. Evet. Yani 8 saat hak ediş vardır. Sekiz saat çalışılıyor. Ama parası az verilmişte başka bir nedenleri vardır ama bir iş yapılıyorsa bence Hakkını yemeli, hak edişi elde edilmelidir. Bravo. Bizde bu da ayrı bir olay da. Ben başka bir konuya geçelim. Buyurun. Zamanımız da tabii programda kısıtlı. Şimdi siz Küba'ya da gittiniz. Evet. Değil mi? Evet. En uzakta bir Küba. Küba. Ben gidemedim bu şahsen. Bu geçen bilmiyorum. Mayıs'ta gittim. Evet e, evet. Fidel Bana Castro ölmediğinden. Bana ilk bir anınızı anlattınız orada evet. Küba'da gördüğünüzü. Biliyorsunuz bu rahmetli Fidel Castro 1977 yılında İstanbul'a geldi. Sen daha gençtin o zaman. Ee, değil o. mi? 77'den bugüne 2017'deyiz. 30 sene mi geçtik? 30 Çok gençtim sene abi. Geçti. Şimdi Fidel Castro enteresan bir adam. Bugünkü gibi değil tabii. Küba şimdi Amerika ile ilişkilerini daha iyi düzeltti. O zaman değildi. Ekstrem evet. Marksist bir şeyi vardı. Çok i̇deali güzel. vardı. Yöneticiydi. Buna konuşma verildiği zaman gazeteciler de etrafını çeviriyorlar İstanbul'da. Ve rejimden falan bahsediliyor. İşte Türkiye'de bugün olduğu gibi güncel bir konu. Yeni bir anayasa ve referandum falan çalışmaları var. Fidel Castro diyor ki gazetecilerin sorularına karşı siz diyor dünyada en şanslı bir ülkesiniz diyor. Doğru. Sizin diyor Atatürk gibi bir kahramanınız var diyor. Ben onun dediklerini yapamadım diyor. Yaptıklarını yapamadım diyor. Mesela kadınlara diyor oy kullanma hakkı verdi diyor. Efendim diğer hakları verdi diyor. Devrimleri diyor çok güzel yaptı diyor. Ben onları yapamamıştım diyor o yıllarda diyor. E, ve onun için başka sularda balık avlamayın diyor. Çok doğru. Ben buradan kıssadan hissediyorum ve bugüne getiriyorum olayı. evet Rejim bilmem ne anayasa plan gibi şeylerle vatandaşları üzmeyin. O dediğiniz farklılıktan bahsettiniz. Endüstri evet. farklılığı, akıl farklılığı. E, bunlara doğru yönelin. İnsanım daha iyi eğitimli olsun değil mi? Daha uygar olsun ve sosyal olsun... Bir de zengin olsun yani. Evet. Baktığınız zaman on binlerdeyiz dolar geliri bazından kişi başı. Bu da kişi başı. Benim tarladaki bir köydeki teyzem, amcam öyle on bin lira falan almıyor Büyük ki mi? yılda. Gelir bazını yükselsin. Ve sen kaldığın yerden devam edelim. Küba'da ne gördün? Şimdi ben Güney Amerika ülkelerinin çoğunu da gezdim. Brezilya, Arjantin, Şili, Şilede de çok güzel bir Atatürk Parkı var. Hani bizimkileri büsleri yoluyorlar, yıkıyorlar. Evet. Parkları Atatürk Park olmasın diye değiştiriyorlar. Stadyumları değiştiriyorlar. Ama orada insanlar Atatürk'e verilen önem dolayısıyla Şile'de de çok güzel bir park var ve bakımlı bir park. Yani park yapmış da bırakmışlar değil. Bekçisi bilmem nesi falan filan var. Bir de tabii ki şeyde Küba'da e, gayet güzel bir yerde gayet güzel bir e, büstü var. Ve oranın da bekçisi var. Çok enteresan. Yani evet. park bekçisi daha doğrusu. Ama oradaki insanlara bilgi veriyor. E, şey yapıyor. Ve turizm kafilesi olarak biz orayı da ziyaret ettik. E, dediğiniz gibi insanlar e, Fidel Castro ki 80 tane arkadaşıyla 1960 senesinde bir ihtilal yapmış ve e, bütün Amerikalılara karşı gelmiş ve ya, onları koşturmuş ya. yani evet. bu kadar e, net biz e, belki ölmeden yetişiriz diye ve 1 Mayıs'ı orada e, kutlamak için e, Küba'ya gittik arkadaşlarla eşimle hepimiz ve büyük bir e, coşku gördüm orada evet. çok büyük bir coşku gördüm e, 1 Mayıs'ta e, Havanada olağanüstü bir kalabalık vardı. Dünyanın her tarafında, dünyanın her tarafından, dünyanın her tarafından e, insanlar, gruplar gelmişti ve son derece e, sanki orada e, dünya bir kardeş. Evet. Yani orada sen Türks'ün sen Almansın sen Fransızsın sen Arjantinlisin, evet. sen efendim kübalısın diye bir ayrım yok yok herkes aynı kandan aynı candanmış gibi çok büyük bir şeyle kutlamayla ve şenliklerle sabahın çok erken saatlerinde saat evet. üç gibi dört gibi yollara çıkmış insanlar köylerden kentlerden. Ee, biz de yer bulabilmek için saat dört gibi otelden ayrılmıştık ve bir buçuk saat falan yürüdük çünkü yollarda yürümek mümkün evet. değildi Araç, araçlarla bir yere kadar gitmek de mümkün değildi ve çok hoşumuza gitti. Ee, şimdi biz oradan dönerken Amerika ile bir bağlantı yaptılar ve ilk e, turist gemisini gördük. Ha bundan sonra ne olur <laughs> onu pek bilemiyorum. Bilemiyorum. Ee, evet. 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 Sevgili İbrahim, şimdi e, tabii Marmaris'e dönük de biraz konuşalım tabii. diyorum. Şimdi Marmaris'imiz her dönem, belediye başkanlığı döneminde e, bazı konulara dokunuluyor, elde ediyor ve daha iyiye gidiyor belli ki. Evet. Ama hani arzuladığın düzeyde de olmayabiliyor. Özellikle şöyle bir trend var, yani yön var. E, biz her şeyi turiste hazırlamaya çalışıyoruz sanki. Evet. Şimdi içinde yaşayanların durumu fazla dikkate alınmıyor. Mesela, örnek vereyim. E, yollarda bir sorun mu var? O kış döneminde kazılıyor plan. Belki çok ülkede de böyledir ama... Şimdi ben 80 yaşındayım. Maaşım. Bildi bileli marmaris hep kazılır. Demek eksik yapılıyor bir şeyler. Başka ülkelerde bunu görmüyorsun fazla. Asla. Şimdi e, bu kazılmalardan tabii homojen dediğimiz her yıl gelen turistler, Marmaris'i bu halde gördüklerinde başka yer turist turizmcilerin tabiriyle başka yerlere gitmeyi deyiyorlar. Ne kadar ucuz atsanız da bir de terör vakası var. O yüzden Türkiye'yi tercih etmeyebiliyorlar. Evet. Ki rakamlar %30'dan fazla düşük durumda. Bildiğiniz gibi. Gittiğimiz evet. 2016 yılında. Şimdi Marmaris'te de bu yapılan işlemlerin arasında alelacele olduğu için her şey, işte turizm başlıyor, Mayıs'ın birinden itibaren inşaatlar yasak falan dendiği zaman, dedinliği olsa bir şey acele yapılıyor demektir. Acele yapılan şeyden de hani plana uymayabiliyor, sonradan değişiklikler yapılması lazım geliyor. Bir tanesi benim gördüğüm, mesela bunlara bir örnek vereyim. Diyelim Marmaris'in Kocamınar Çeşmesi var. Evet. Bu adı Çeşme, Kocapınar. Ve Osmanlı camisi şeyini, mimarisini yansıtan, tam yansıtmıyor ama bir de camimiz var. Evet. Eski cami diyor. Eski camimiz. Eski cami vakıf eserler kapsamında. Çeşme belediyenin yetkisinde. Yani tadilatı falan o yapabiliyor, değiştirebiliyor. Evet. Vakıf eser olsa vakıf kaynakları yapacak şey, dörtasyonu. Şimdi oraya bir tane fıskiyeli havuz yapıldı. Şimdi ben meraklıyım ya gittiğim yerlerde. Balkanlarda mesela Belgrad'da bir çeşme gördüm. O Osmanlı'nın en yüksek olduğu dönemlerde, kanuni döneminde bir çeşme yapılmış. Duruyor aynen ve musluklarından su akıyor. Su içiyorsunuz. Çok güzel. Evet. İkinci çeşeyi, şadırmanı Kos Adası'nda, İstanköy'de gördüm. Cami çok güzel. Defterdar Hacı İbrahim senin adından. Hacı İbrahim çok. Keşme'si. <laughs> evet efendim. Burada cami çatısı kiremitli çatı. Şadırvanı da kiremitli. Yandan baktığınız zaman şöyle uzaktan çok güzel bir mimari, Osmanlı mimarisi. Cami ve şadırvanı. Sularından içiyorsunuz. Şimdi biz keşme diye tabir ettiğimiz eskiyi kaldırmışız. Tamam hak veriyorum. Ama Yenisi oraya meydana yakışan yine bir çeşme. Ve camiye uyması lazım. Şimdi bir mimar kardeşime sormak isterim yani. Bunu hangi açıdan bakarak böyle bir çeşmeyi yaptınız? Uygun gördünüz? Ama ben gerekçesini biliyorum. Ramazan şey kurban bayramı ya yaklaşıyoruz. Bayramda marmarisin düzgün görünmesi lazım. Sevgili alacarda hani alacere buraya bir şey yapalım demiş gibi geliyor bana ve oraya bir şeyden Afyon taşından mermerinden bir mermer ve e, fıskiyeleri yanına oturulmuyor. Sular çalışıyor dışarıya. Şimdi bakıyorum içinde durmuş su, fıskiyeler çalışmıyor. Su sararmış, bir mikrop saçan bir hale gelmiş sanki. Şimdi bu kolay bir şey. Bunu eğer şimdi benim şahsıma bıraksalar ben bir organize olurum, bir dernekle, bir grupla bu çeşmeyi benim onlardan Osmanlı'dan aldığım kopyaları gibi oraya yaptırabilirim. Bunu evet. çabucak yapmamız lazım. Çünkü o çeşme bizim şeye, İbrahim Ağa çeşmesine, şeyine, camiine uymuyor. Bunun gibi mesela Barlar Sokağımız var. Şimdi gemiden çıkan turistler genelde iki koldan Marmaris şehre geliyorlar. Birçoğu yüzde yirmisi filan turlara gidiyor. Yüzde sekseninin gene yüzde altmışı, ellisi şehre çıkıyor. Evet. Şehre çıkanlar iki koldan geliyorlar. Birisi Netsel Marina'nın içinden çarşıdan geliyor. Netsel Köprüsü'nden sahil bandına geçiyor. Diğeri de barlar sokağına gidiyor. Evet. Bazı turistler eskicidir. Yani müzeyi, eski eserleri falan, habitat olarak da eski evleri falan sever. Şimdi baktım en son Afyon'da ABM diye alışveriş merkezi bir sokak yapmış. Ortasında kanepeleri var. İki tarafında dükkanlar var davlum bazı evler ve şahane bir örnek. Evet. Barlar sokağı dedim arkadaşlarıma. Böyle olsan ne dersiniz dedim? Alkışladılar. Böyle olması lazım. Dedim. Evet. Şimdi tepemiz var. Olduğu gibi duruyor. O teyzelerim, amcalarımın yaşadığı yerler evler sakil halde. Tepede kaktüsler var. Şeylerin bu tinercilerin falan yattığı yer olmuş. E, buraları eve getirme yani almamız lazım. Ama bunu özel bizim e, fil, sivil toplum örgütleri yalnız belediyeden değil organize olmalı ve Marmaris'i biraz daha seçenekleri olan, e, turizm için altyapısı olan, efendim, daha hareketli hale getirecek olan bazı yöntemler, aktiviteler yapmamız lazım. Ee, sen ne diyorsun bu konuda? Benim bu iki tane söylediğim yer var. Birisi Havuzlu Çeşme halen piskiyeli, evet, evet. diğeri de bahlar Sokağı. Tabii acizane fikirlerimi arz edeyim. Ee, öncelikle turizmciler e, ve belediyedeki çalışan arkadaşlarımız, bu işe karar veren arkadaşlarımızın, encümen üyelerinin... E, Tabi bunların çoğunluk kararıyla oluyor bunlar. Evet. Yoksa evet. Sayın Başkanımızın bugüne kadar yaptığı Marmaris'e çok büyük şeyler var. Çok mutlaka. E, derelerin ısrarı, evet. yollar. Evet. Evet. Yani saymakla bitmeyecek Doğru. güzellikte şeyler var. Demek ki bir kısmı da çoğunluğun istediği bir şeyle oluyor. E, orada da e, bazı tabii ki istenmeyen hadiseler ortaya çıkıyor. Şuradan da oluyor. Evlerin tabi sahipleri var. Şimdi bir sahipli yeri siz Ne olursa olsun abi. Yapamazsın. Başka bir şey söyleyeceğim evet. Şimdi Avrupa'ya giden arkadaşlar e, bazı şeylere dikkat edemeyebilirler. Nokta dışı yapmak lazım. Örneğin bir Toledo'ya gitmeleri lazım İspanya'da. Bir Sevilla'da e, Musevi e, mahallesine gitmeleri lazım. Dikkat eder misiniz? İspanya'dan bahsediyorum ve Musevi mahallesi diyorum. Ki buradan... 400-500 bin kişi kovulmuş Fatih zamanında Tabii, Osmanlı. E, Osmanlı. İspanya'dan evet. Krallık evet. zamanında. Burada hala 600 senelik, 700 senelik mahalle duruyor. Evet. Tel Aviv'de gidip o dar sokakları görmeliler. Acaba Tepe mahallesini böyle yapabilir miyiz diye. Nokta atışı. Evet. Dilebilir bunlar. Evet. İlla böyle büyük bütçeler büyük şeyler gerekmez. Evet. evet. Şimdi buralarda buraları gördükten sonra biz neye yapamıyoruz? Çok küçük bütçelerle her şeyi halletmek yap, mümkün yap. olabilir. Bu yerlerde öyle bir kapalı hale getirmişler ki mesela tepe gibi bir yeri girdiğiniz zaman örneğin Toledo'da orta çağ yaşıyorsunuz. Evet. 500 sene önceki Musevi mahallesini yaşıyorsunuz efendim e, 150 sene önceki e, Tel Aviv'deki e, Musevi mahallesinin e, nasıl şekillendiğini yaşıyorsunuz. Kapısının demirine kadar duruyor. Evet. Yani şimdi bunların hepsi yapılır herhalde. Yüzde yüz dolular turizm yönden. Evet. Fazla turist istemiyoruz diyorlar. İstemiyorlar onlar. turist istemiyorlar. Mi? Şimdi bunu yapmak için bunu yapmak için kararlı olmak lazım. Evet. Görmek lazım ve bir şeyden başlamak lazım. Şimdi size çok küçük bir misal vereceğim. İnşallah bundan sonra da devam etmek istiyorum ama imkan olursa geçen sene belediyede ben e, sayın başkan müsaade ettiler bir saate yakın bir konferans verdim sadece zabıtalara. Evet. Halk ne ister, esnaf ne ister, siz ne istersiniz diye basit bir karşılıklı görüşmeyle sonuçlanan bir şey yazdım, yaptım. Bir günde arabamla geldim tam e, iskelenin önüne. Büromdan bir şey alıp hemen e, armut alana gitmem lazım. Bu dergiyle ilgili e, dökümleri almam lazım. Yani başkasının bir arabasını rica etmedim. Oğlum dedim açar mısın şeyi ben belediyede fahri çalışıyorum bir büroma kadar gidip geleceğim. Aa ben sizi tanıyorum dedi. Açtı beni. Hemen ben anahtarı verdim. Zaten çalışır vaziyetteydi. Koşturdum evrağı aldım. Fakat merak ettim beni nereden tanıyor diye. Çünkü benim çalıştığım dönemdeki arkadaş değildi. Ee, siz dedi konferansa geldinizdi Konferans verdiniz bize dedi. Aa güzel. Peki nasıl buldum dedim. Canım dedi çok ütopik dedi. Yani hayal mahsulü. Çok güzel. Çünkü hayalle başlar abi her şey. Evet. Her şey hayalle başlar. Evet. Şimdi beni o kadar şevklendirdi ki o çocuk. Dedim ki ha hayallerin nasıl gerçek olacağını anlatmam lazım. Nasıl gerçek olacağını anlatmam lazım ben bunlara. Hani umut fakirin ekmeğidir derler. Ya, evet. Umutla. Gerçi o esprisi de. Yani önce hayal kuracak sonra o hayalin gerçekleştirmesi için yollar arayacak. Adam tekerleği nasıl bulmuş? Tabii. Gökten mi düşmüş tekerlek? Evet. evet. Geçen gün e, çengelli iğneyi Çinlilerin bulduğunu söylüyordu. Çengelli Evet, iğne. evet, evet. Düşünebiliyor musunuz? Tabii, tabii, tabii. Dikiş makinesinin olmadığı evet. bir yerde çengelli iğnenin Tekerleğin faziletini. yazının icadı ta milattan yani, önce 2500'lerde. Şimdi her Baksana şey daha kolay. yıl önce. Şimdi daha kolay abi her şey daha kolay. Yapılması evet. çok, kolay. çok, kolay. Yani örneğin e, şeyleri kaldırdı gene belediyemiz bu sevgi yolunun devamı için herkes ne yaptıracak dedi. Herkes padanasını yaptırdı. Pırıl evet. pırıl bir sokak evet. oldu. Evet. Şimdi o sokakta gördüğüm veya diğer yerlerde gördüğüm en çirkinlikten bahsediyorum. Evet. Tabüre. Tabure. Diyarbakır usulü tabüre, naylon tabüre, tahta tabüre. Herkes oturmuş ondan sonra pişbiri oynuyor, bilmem ne oynuyor. Zaten bakıyorsun çarşıya kimse yok. Bir turist nasıl girer? Kış turizi olsun. Ya bırak yerli insan girmez. Ben bile çekiniyorum bazen şöyle bakıyorum. Çekiniyorum yani. Ya dükkanı yok mu bunların? Girsinler içeriye. Girmiyor mu? Tabire cezası yaz kardeşim ya. Senin her şeye gücün yeter. Evet. Yani kanunlarımız bizim Öyle boş bir şey de değil yani. Evet. Yazdıktan sonra iki defa ceza yazdığın zaman 60 er lira, 80 er lira, 100'er lira ne olacak? Üçüncüsünde o pis tabureleri, pis masaları oralara koyabilirler mi? Bir düzen, intizam olmaz mı? Evet. Her şey olur. Evet. Yani çok küçük şeylerle, çok küçük rütuşlarla çok şeylerin olabileceği kanaatindeyim. Daha önce söylediğim gibi yazlık kanun, kışlık kanun Motosiklet e, bilhassa e, terörü memlekette. Şimdi bisiklet yolu yapılıyor. Birazcık daha bizi belki rahatlatacak. Turisti de rahatlatacak. Ama motosiklet ve minibüs zamanında bir ara e, Sayın Başkanım sormuştu. Bu minibüsler, minibüsler dedim terör yaratır. İstanbul'da ben bunu çok yaşadım. Evet 150 kuruş için adamların öldüğünü gördüm. Ben alacağım, ben kapacağım diye. Evet. Ve o mazot kokusu, motor kokusu acayip bir şekilde güzelim havamızı mahvediyor. Çünkü Marmaris bir çanak. Siz sabah erken kalkın denizin üstüne bakın şöyle bakalım. Marmaris'e ne diyeceksiniz? Evet. Bir de İstanbul'a bakın. Evet. Aynı şey. Evet. Benim gözümde. Onun için e, sınırlandırmak mı gerekiyor? E, i̇ki zamanlı mobilet tarzı şeyleri kaldırmak mı gerekiyor? Hepsini elektrikli mi yapmak gerekiyor? Belediyede veya kanunlarda, kaymakamlıkta böyle bir karar alınabilir mi? Evet. Sivil toplum örgütleriyle bu ortaklaşa bir evet. şey yapılabilir mi? Şimdi sevgili e, İbrahim yeni yasa ile biliyorsunuz Büyükşehir Belediyesi meselesinde evet. e, Fethiye, Marmaris Bodrum gibi turiste hitap eden genellikle ana girdisi ekonomik yönden, turizmden olan bu ülkelerde, evet. Büyük Bektir Belediyesi'nin bağlılık, bazı e, otoriteleri, yani belediyelerin, yerel yönetimlerin elinde bulunan imkanları, inisiyatifler kayboldu. Diyelim ki bir yerde su patladı, sizin aradığınız numara Muğla. Evet. Muğla e, size iki gün sonra yetişebiliyor, baktığınız zaman. Benim de başımdan geçti. Şimdi diyelim ki sen denizde bir kirlilik gördün. Bunu Muğla'ya bildireceksin. Yahut yanlış demir attı, mazot bilmem ne diye. Bunu telefon ettiğin zaman karşına Muğla çıkıyor. Acil hareket etmen lazım. Çabuk. Olayı görmen için. Ve zaman geçtiği için aradan e, direkt otorite, belediyenin yetkisi ortadan kalkmış oluyor. Demirleme yerleri içinde böyle, diğer konularda öyle. Bunu tabii Başkanımızın daha önce yaptığı konuşmalarda anlattı. Ve bu konudan o da huzursuz baktığımız evet. zaman. Değil mi? Şikayet ediyorlar. Öyleyse bu tür bölgeler özel bölge olarak kendi belediyenin yerel yönetimin yetkisinde olmalı. Ve kendi inisiyatifiyle o işi yapabilmeli. Nasıl yapar mesela? Tivil Toplum Örgütü'nün bir inisiyatifini düşünelim. Siz diyelim Uzunyala'da bir çöp toplama kampanyası yapacaksınız. Şimdi onu daha kapsamlı yapması için dalgıç da bulacaksınız değil mi? Denizden, evet. karadan yapacaksınız. Komple bir şey. E bunun şeye büyük Büyükşehir'e mi soracağım ben? Bir hareketi yapmamız için. Bir topluluk şey bu. Bir toplanıyorsunuz bir yer. Evet. Örgütlenme sanki. E buna siz neye karışıyorsunuz? Burası e, Büyükşehir Belediyesi buna yetkili. İzin abi? alacaksınız. Plan izin almak gibi. Lazım. Yani bir handicap, Size kapı. Bir nizamiye evet. koyuyor önünüze. Ve sizin inisiyatibinizi bitiriyor. Bu düşünülmemiş yasada. Onlar evet. kendini savunuyorlar belki. Büyük Belediye başkanlığı da buraya davet etsek. O da bunların hareketlerinin çabuk olacağını, söylediğiniz gibi herhangi bir gecikme olmayacağını söyleyecek belki ama ben şu anda düşünüyorum Yolda gördüğüm bir olay var örneğin. Ben onun hemen yetkilisini kendim yapmaya çalışmalıyım. Marmaris olarak. Ondan sonra da katılımcı olmalıyım. Halkımla evet, evet, beraber evet, evet. olmalıyım. Ee, sonra yolda bir şeyi gördüğü zaman Marmaris'te, bugün <laughs> için ee, Erol ya. Şu konuda belediyeye bir telefon etsen de şunu sana da diyeceklerdir. Şimdi Fahri olarak bir çalışmam var. Karşına gelenler şunu buraya işte niye koymuşlar falan diye bir Marmaris alışkanlığı bu. Böyle. E senin kardeşim cep telefonun var. Evde telefonun var. Kullansana onu ya. İlgili merciyi arasana. Her şeyi Tabii. biliyorsun. Tabii. Bu gibi eksiklerimiz var. Hemşeriler var. İşte olarak. bu e, sivil toplum örgütlerini daha böyle e, baskı yapıcı e, görünen kö kötü durumları e, temizleyici şekilde, ikaz edici bir örgüt olması lazım. Evet. Esas gayesi de bu. Evet. E, evet. Ama maalesef e, bu konuda yetersiziz. Evet. Bu konuda çalışkanlığımız e, çok çok az. Şimdi yine şöyle bir şey söyleyeceğim İbrahim. Buyurun. Biliyorsunuz e, zaman geçiyor. İşte dedik 16 davetlimiz vardı burada. Evet. Ee, onlarla sohbetlerimiz olmuştu. Onlar da ikisi dünyadan geçtiler. Allah razı olsun. Şimdi e, Efesli Herakleitos diye bir filozof var tarihte. 6. yüzyılda yaşamış milattan önce. Akan suya diyor iki defa dokunamazsınız. Veya yıkanamazsınız. Hı. Akan suyla. O yıkandığın su aktı geçti diyor. Evet. Hayatta böyle. Bizim 6. 16. E, yüzyıl divan şairlerimizden baki de baki olan bu kubbede hoş bir sadadır. Sada. <laughs> Şimdi bizim yaptığımızda bıraktığımız bu konuşmalarla kayıtlara düşülen e, konular Sada olarak kalacak. Belli Mutlaka. ki birer Sada Ama, Ama inşallah uyarıcı bir sada <laughs> Ve bunu vatandaşlarımız kayıt altına alınmışsa okuyacaklar. Televizyondan verilirse izleyecekler. Evet. Tabi zaman su gibi açı... Akıp, Akıp geçiyor. geçiyor. Başladığımız zaman geçti çoktan. Değil evet. mi? Bu e, konuşmaya başlarken e, selamlamıştık değerli hemşerilerimizi. Yine veda etme zamanı geliyor. En son ne söyleyelim? Şimdi e, deminki sorularınız içerisinden e, bir tanesine tam bir cevap veremedim. Kocapınar. Evet. Bütün çocukluğumuzun, e, bütün Marmaris'lerin e, gerçekten Kocapınarıydı, Çeşme Meydanıydı size ben yüzde yüz katılıyorum. Bu belki çoğunluk oyuyla mecburen yapılmış bir şeydir. Kaldı ki o çektiğim resimlerde arkadaşlarım koymuştum şeye, evet. bu konuşmamıza e, koyacaklar. Evet. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Siz dediniz ki e, işte Belgrad'da gördüm, ben de Bosna'da gördüm e, Saray Bosna'da. Meydanın tam ortasında bir çeşme. Belki. E, hiç kimse için çok çok büyük bir özelliği yok. Yok. İşte Rodos'un meydanında evet. bir çeşme. Osmanlı çeşmesi. Şimdi biz e, turisti ben şöyle düşünüyorum. E, turist zaten yenilik ve modernlik içinde. Acaba ne görmeye geliyor? Geliyor. Yoksa fıskeli bir şey mi görmeye geliyor? Evet. Veya ne bileyim granit taşlar mı görmeye geliyor? Evet. Yani bence birazcık daha eskiyi, onun çeşmenin yanında bir şey. Şimdi efendim paspas yıkanıyormuş. Efendim bilmem ne oluyormuş. Evet. Kirli tutuluyormuş. <laughs> ben böyle şeylere gülerim. Evet. Böyle şeylere gülerim. Neden gülerim? O zaman abi e, motosiklete biniyorlar. Maalesef. Efendim yolları pisletiyorlar. Maalesef. Efendim denizlik pisletiyorlar. Maalesef. Evet, bunun evet. bir koruyucu önlemi Görücü yok, 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 yok mu? mu? Bunun zabıtası, bunun yani, polisi, yani. bunun vatandaşı yok, yok mu? mu? Yani bu insanlar ne yapar çarşıda evet, dolaşırken? Evet. Ben şu anda gerekli bir yerde olsam bütün şeyleri e zabıtanın motosikletlerini kaldırırım. En fazla 3 veya 4 tane nöbetçi zabıtayla birlikte motosiklet koyarım. Olabilir. Evet. Diğer zaman Ve yaya. Ve diğerlerinde her tarafı yaya. Yaya Çünkü Marmaris'in görevlendireceği yerlerden bir ucu bir ucu 2 kilometre 3 kilometre. Siz Sahilde pırr bir dakika pırr. iki dakikada gezdiğiniz zaman ne görebilirsiniz? Yağmur yağıyorsa şapkanıza ne gülü, yiyorsunuz? Gülsüz, Çevrenin... Yaratmak evet, evet. Maalesef. Ha. Burada biraz da tutarlı olmak lazım. Evet. Eğer zabıtanız bir ceza yazıyor ise o ceza encümenden geçmesi lazım. Evet. Eğer bir polis efendim cezayı yazıyorsa o ceza tahakkuk etmesi lazım. Evet. Yoksa Dayım oğlu, amcam oğlu, enişte, Hemşerim. Bu Hemşerim. Iş, hemşerimle bu iş olmaz. Allah. Size kızarlar, size kızarlar. Sizi e, belki bir dönem oy vermezler, ama Marmaris Marmaris olur bir. ikincisi, ikinci sezon herkes alışır, alışır. Herkes alışır. Evet. Yaz kanunu, kış kanunun Marmaris'te son söz olarak söylüyorum mutlaka mutlaka kaldırılması lazım. Çarşıya kışında bir derli toplu bir evet. durum yaratılması lazım. Motosikletler kışında çarşıya girmemesi lazım. Eğer eğer çok güzel yapıldı sevgi yolu hakikaten yürürken e, çok hoşlanıyorum. Banklar eksikse aralara birkaç tane daha dizayn yapılıp banklar fazlalaştırılabilir. Evet. Ama her dükkanın Tahta, naylon, Diyarbakır usulü, Van usulü, İstanbul usulü taburesi olamaz, masası, sandalyesi olamaz. Sokakta kahvaltı yapılacak, yemek yenecek yer olamaz. Bu bunun kışında düzene girmesi lazım bence yazında düzene girmesi lazım. Peki çok teşekkürler. Hele, abi, bu fırsat verdiğiniz için ben teşekkür ederim. Evet. E, üç e, dönem yapmış oluyoruz bu programı. Üçüncü dönemdeyiz. Üçüncü bölümdeyiz daha ziyade. İlk programı kızımla yapmıştım. Şimdi de değerli kardeşim İbrahim Karabenli ile yaptım. Bu programı devam ettirmek istiyoruz. 15 günde bir yine bu Marmaris TV'de bu programı sürdürmeye çalışacağız. Değerli hemşerilerinden ricam bu programa katılsınlar. Ben şahsen gelip de tek tek bize gelir misin demeyeyim ve gönüllü olarak birikimleri de olan, Güzel anekdotları olan hemşerilerimle burada sohbet etmek istiyoruz. Başka bir programda yine sizlerle beraber olmak üzere İbrahim Karabenli ve ben size sevgi, saygı sunuyoruz. Mutlu kalın, şen kalın, teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.